Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TTA Geometri Kampı'nın 27. haftası 2. videosundayız. Bu videoda ne yapacağız? Dik prizmalara şöyle bir giriş yapacağız. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Dik prizma ne demekmiş? Bakalım. Tabanları herhangi bir çokgensel bölge, yan yüzeyleri de dik dörtgensel bölge olan cisimlere dik prizma diyoruz. Tabanları düzgün çokgen olduğu zaman da düzgün dik prizma adını veriyoruz. Prizmalarda tabanlarına göre isimlendiriliyor. Arkadaşlar bakın tabanları 1 çokgensel bölge olacak. Ondan sonra yan yüzeyleri de bir dikdörtgen olacak. Mesela burada tabanı üçgen koymuşum. Yan yüzeyleri de aynı yükseklikte dikdörtgensel bölgeleri koyunca yukarıda ne oluyor o zaman şöyle bir? Yine üçgensel bir bölge oluyor. Yani biz ne diyoruz? Tabanı ve tavanı aynı olan şekillere prizma adını veriyoruz aslında. Bütün prizmalarda taban ve tavan aynı oluyor. Prizmaları böyle genelleyecek olursak işte hacmi macmi de çok genel bir haliyle de söylemiş olacağız biraz sonra. Evet prizmalar bu şekilde. Tabana herhangi bir çokgensel bölge yan yüzeylerde bir dikdörtgen olunca biz buna ne diyormuşuz? Prizma adını veriyormuşuz. Prizma açılmış hali. Hocam yan yüzeyde tabanı kadar dikdörtgen yok mudur? Taban sayısı kadar. Mesela üçgen ya. Üçgen olduğu için 3 tane dikdörtgen olacaktır. Ön yüzey, sağ yüzey ve sol yüzey. E ne yapacağız burada? Açınımını düşünecek olursak açınımı da bizim için önemli. Hocam 3 tane dikdörtgeni yan yana çizeriz böyle. E 2 tane de kapak var. Kapakları da böyle altlı üstlü açtığımız zaman ne oluyor? İşte bu şekil karşımıza çıkıyor. Genelde kullanılan açınım bu şekilde ama farklı açınımlar da verilebilir. Mesela sen şurayı sabit tutarsın. Mesela şu şekilde şuraya çizeyim küçük bir şekilde çizeyim. Üçgeni koydun. Sonra şu dikdörtgenleri aşağı doğru yatırdın. Mesela şuradaki dikdörtgen böyle. Buradaki dikdörtgen böyle. Buradaki dikdörtgen böyle. Bu şekilde bir açınım. Ama neresi kaldı? Üst taban kaldı. Üst tabanı da istediğin yere koy. İster buraya koy. ister buraya koy. ister buraya koy. Bu şekilde de bir açınım olabilir. Sen tabanı üçgen koyup ilk önce üçgen endeksle açabilirsin. Ya da biz genelde ne yapıyoruz? 3 tane dikdörtgeni yan yana koyup üçgenleri de buraya koyuyoruz. Yalnız üçgenleri buraya koyduğunda dikdörtgenleri koyduğumuz zaman bak A şu şekilde koyduysak A, C, B şeklinde koyduysak katladığımızda kenarların üst üste binmesine dikkat edeceğiz. Burayı da rastgele yazamayız. Burayı B, buraya C yazamayız. Sen buraya C, A, B şeklinde yazdıysan A'lar çakışıyor zaten. B'leri de çakışacak şekilde yani B, aynı zamanda burası olması lazım. C de şurası olması lazım. Buna dikkat edin. Bazen açılım soruları da karşımıza gelebiliyor. ÖSYM'de açılımla da ilgili sorular karşımıza çıkartabiliyor. Tamam. Evet biz buna ne diyoruz? Prizmanın tabanı diyoruz. Üst tarafı da tavan. Taban ve tavan aynı şekildir prizmalarda. Bu e, yandaki dikdörtgenlerin şuradaki kısmına da ne diyoruz? Yükseklik adını veriyoruz. Evet aynı şekil beşgende de karşımıza gelebilir. 5 tane ya da altıgen mi bu? Beşgenmiş. Ha bu şurada bir tanesi fazla çizilmiş dikdörtgenlerin. Neyse 1, 2, 3, 4, 5 taneymiş pardon. Evet 5 tane dikdörtgeni yan yana koyarsın. Ondan sonra beşgeni buraya koyarsın. Farklı bir açılımı nasıl olur? Beşgeni koydum mesela buraya. Dikdörtgenleri de buraya koy. Bu şekilde de bir açılım yine yapabilirsin. Sonra ne yapacaksın? Bir tane daha beşgen koyacaksın. Beşgeni de istersen buraya koy. Şöyle koy. Böyle bir açılımda da karşılaşabilirsin. Açtığın zaman yalnız bak çakışan kenarlara dikkat et. Bu buraya geldi. Şöyle katladığın zaman Sonra şu şuraya geldi, şu şuraya geldi, bu da buraya gelecek şekilde. Buradaki harflere de bazen dikkat etmek lazım arkadaşlar. İşte buna da beşgen prizma adını veriyoruz. Altıgen taban altıgen olduğu zaman da alt tane dikdörtgen veya şey ya da altıgeni koyup dikdörtgenleri o şekilde de sıralayabilirsiniz farklı açılımlara da karşımıza çıkabilir. Evet prizmaları tanıdık dik prizmalar. Müfredatta dik prizma var haberiniz olsun. Bunun eğiği olabilir mi? Bak, altıgen görüyorsun. Altıgenin şöyle eğiminde olabilir. Ama müfredatta eğik prizmalar geçmiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. E orada da yine karşınıza çıkarsa yine aynı işlemleri yapacaksınız aslında. Orada da yan yüzeylere baktığınız zaman işlemlerinizi yaparsınız, sıkıntı yaşamazsınız. Ama müfredatta yok. Bizim işimiz dik prizmalarla ilgili. Dik prizma dediğimiz tabanı üçgense üçgene dik dik dörtgenler koyuyorsun. Tabanı beşgense işte beşgen dik dörtgenleri koyuyorsun. Ondan sonra dik prizmaların alanı ve hacmi. Arkadaşım bak şimdi taban alanları. Önceki bilgiler kullanılarak bulunur. Üçgense üçgenin alanını bulacaksın. Dik dörtgense dörtgenin alanı. Dik dörtgense dik dörtgenin alanı. Kare ise karenin alanı. Altıgense altıgenin alanını bulup taban ve tavan alanını bulabilirsin. Peki sen burada taban ve tavan alanını buldun. Mesela şuradaki altıgende ne yaparsın? Taban ve taban alanını bulursun. Hocam bir altıgenin alanı neydi? Düzgünse eğer mesela bu. Alttan a kare köküç, bölü 4. E bir burada var bir burada var. Çarpı 2 dersin. Tamam. Ya da a, üçgense iki tane üçgenin alanı bulursun. A, üçgende özel bir şey verirler. Ne, nasıl verirler mesela? Hocam burayı dik üçgen verirler. Dik üçgen verirlerse o zaman taban ve tavan alanları belli. B çarpı C bölü 2'den 2 iki tane var dersin. Ya da eşkenar üçgense eşkenar üçgenin alanı belli zaten. A kare kök 3 bölü 4 deyip e, bir de 2 ile çarparsın. Olay biter. Taban ve tavan alanını bulmak gerçekten çok kolay. Sonra yanal alanı gelelim. Dik prizmanın açılımı düşünüldüğünde yan yüzeyler dikdörtgen olduğundan dikdörtgenler yan yana geldiğinde oluşan büyük dikdörtgenin bir kenarı yükseklik diğer kenarı da prizmanın taban çevresi olur. Bak şurada göstereyim. A, B, C dikdörtgenleri yan yana koyduğun zaman şurası bir ne yaptı? Büyük bir dikdörtgen yaptı. Bir kenar H yaptı. Bir kenarda A artı B artı C yaptı. Yani taban çevresi yaptı. İşte prizmalarda ben genelde şeyi sevmiyorum ama ee, ne derler? Formülle yapmayı sevmiyorum ama hani çok az bir şey bilinecek. Ondan az bir şeyden biri de taban çevresi çarpı yükseklik yanal alanlar olduğunu bildiğiniz zaman. Çünkü bak taban çevresi yapıyor burası. Ne olursa olsun bak beşgeni de açsan burası ABCDE bak 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 burası ABCDE. E burası da ABCDE. Gerçekten taban çevresi çarpı yükseklik yapıyor yanal alan. Ya da dikdörtgenlerin alanlarını ayrı ayrı yazarsın. Hocam burası A çarpı H, B çarpı H, C çarpı H, D çarpı H, E çarpı H deyip yine aynı sonuca gelirsin. Ama gerçekten prizmalarda da şöyle formül olarak baktığın zaman bütün formüller genel zaten. Az bir şey bilmen gerekiyor. Bütün prizmalarda yanal alan neymiş? Taban çevresi çarpı yükseklik. Bunu bil. Bir de hacim de bütün prizmalarda aynı. O yüzden bunu da bilmen lazım. Evet. Yanal alan neymiş? Bilmen gereken bir şey. Bu taban çevresi çarpı yükseklik. Taban ve tavan alanının formülü? Hayır, onun bir formülü yok. Üçgense üçgenden, dörtgense dörtgenden kendin bulacaksın. Senin bilmen gereken bir yan alan, bir de hacim. Hacim de arkadaşlar bütün prizmalarda. Prizma dediğimiz neydi? Tabanı ve tavanı aynı olan şekle biz prizma diyorduk. Bütün prizmalarda hacim taban alanı çarpı yüksekliktir. Bakın bütün prizmalarda. Bir ileride piramit ve koni işleyeceğiz. Orada bir farklı, bir de kürede farklı. Ve piramit ve konide de hemen hemen, hemen aynı. Ya bir bölü işleyeceğiz sadece. Oraya geldiğimizde de ondan da bahsederiz arkadaşlar. Tamam bu kadar basit. Şimdi burada mesela örneğin eşkenar üçgen dik prizmada. Bak bunun alanı nedir? Alanı. Alan dediğim şey taban alanları. A kare kök 3 bölü 4'ten kaç tane var? 2 tane var. Ondan sonra artı yanal alan. Yanal alanda taban çevresi çarpı yükseklik. Taban çevresi de 3A yapıyor. 3A çarpı H oluyor. Bak A kare kök 3 bölü 4'ü 2 ile çarpınca A kare kök 3 bölü 2 geliyor. Artı 3A H. Ben sana bütün böyle prizmalarla ilgili bütün formülleri böyle tek tek versem kafan karışmaz mı? Karışır. O yüzden bu genel formülü bileceksin. Diğerlerini de yorum yapacaksın. Tamam mı? Bu kadar basit. Hacim nedir peki? Hacim de taban alanı çarpı yükseklik. Yani A kare kök 3 bölü 4 çarpı H olarak bulunur. Tamam mı? olay bundan ibaret. Yani özetleyecek olursak prizmaların açılımında gördün her şeyin farkındasın ve gerçekten çok kolay tabanı ve tavanı aynı olan şekle biz prizma diyoruz. Bir ikincisi bilmen gereken iki şey var. Bir nedir yanal alan taban çevresi çarpı yükseklik tabanın ne olursa olsun mesela şöyle bir yapı verdiler. Aynı şekilde aynı şekli ben şuraya çizeyim şöyle bir yapı verdiler. Bu da bir prizmadır arkadaşlar şöyle baktığınız zaman şöyle baktığınız zaman. İşte bunda da Hacim sorulursa atıyorum bu yapının çevresi verildiyse taban çevresi çarpı yükseklik dersin olay biter. Bütün prizmalarda böyledir. Evet yanal alan dediğimiz taban çevresi çarpı yükseklik yanal alanını verir. Alan hacim dediğimizde taban alanı çarpı yüksekliğe eşittir arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi sorulara başlayalım. Tabii ki hep üst üste önceki bilgileri de hep üstüne koyarak gideceğiz. Bakalım önceki bilgileri de kullanacağız mı? Şekildeki düzgün beşgen dik prizmanın yanal alanı kaçtır? Arkadaşım düzgün beşgen olduğu için her bir kenar 3 değil midir? Evet. E sen ne diyeceksin yan alana? Taban çevresi çarpı yükseklik. Taban çevresi 5 çarpı 3 değil midir? Evet. Çünkü 3'ten 5 tane var taban çevresinde. Çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz de kaç? 5. Yani bu da kaç yaptı? 75'e eşit oldu. İşte dik prizmanın yan alanı bu yaptı. Ya da hocam 3 kere 5 15 dersin. Hocam bu alan 15. Bu 15'ten kaç tane dikdörtgen var? 5 tane dikdörtgen var. 15 çarpı 5 de diyebilirsin. Ama dediğim gibi öğrenmen gereken şey çok az. Ee, en azından yanı alalım. Bilelim. Bir de hacmi bilelim. Olay bitiyor. Şekildeki dik üçgen prizmanın alanını ve hacmini bulunuz. Arkadaş tabanı ve tavanı aynı olan şekle biz ne diyorduk? Prizma diyorduk. Demek ki bu tabanla tavan aynı. Taban da aynı. Tavan da aynı. Burası 8 iken burası da nedir? 8. 6 iken burası nedir? 6. Hatta burası da dik üçgendir. Taban alanı çarpı yükseklik hacmi verecek. Prizmanın alanını ve hacmini bulunuz demiş. Önce alanı bulalım alan dediğimiz taban alanları 6 çarpı 8 bölü 2 değil mi? Dik üçgenin alanı. Evet taban alanı 6 çarpı 8 bölü 2. Ama tavanı da var çarpı 2 diyoruz. Artı yan alanda taban çevresi. 6, 8, 10 üçgeninden burası 10 yaptı. Taban çevresi de kaç yaptı? 24. 24 çarpı taban çevresi 24. Yüksekliğim de kaç? 10. E o zaman bu kaç yaptı? 48 artı 24 çarpı 10'dan 240 yapar. Bu da 288 yapar. E, şimdi gelelim hacme. Hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı neydi? 6 çarpı 8 bölü 2 değil miydi? Evet taban alanı bu. Çarpı yükseklik yani 10 diyeceğiz. Bu da kaç yaptı o zaman? 48 bölü 2'den 24 yaptı. 24 ile de 10'un çarpımı 240 yaptı arkadaşlar. Örnek 2'nin cevabında böylelikle 240 bulduk. Geldik örnek 3'e. Bütün ayrıtlarının uzunlukları birbirine eşit olan düzgün altıgen dik prizmanın bak bütün ayrıtların sözel bir soru. Ne yapacaksın? Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizeceksin ve sana diyor ki bütün ayrıtlarının uzunlukları birbirine eşit olan düzgün altıgen diyor. Yani sen bir düzgün altıgen çiz bakayım şuraya. Şöyle bir düzgün altıgen çizdim. Tabanı düzgün altıgen olacak. Eyvallah çizdik. Sonra bir prizma çizeceksin. Hatta Burada tabanı ve tavanı aynı şekilde olmayacak mı? Ben biraz teknolojiyi kullanayım. CTRL-C, CTRL-V yapayım şöyle. Ondan sonra al sana prizmayı oluşturduk. Taban ve tavan aynı. İşte prizmayı bu şekilde yüksekleri de çizince oluşturuyoruz arkadaşlar. Hatta şurayı da şöyle nokta nokta şeklinde göstereyim. Olay bitsin. Tamam prizmayı çizdik. Ama ne diyor? Bütün ayrı uzunlukları birbirine eşit olan diyor. Yani bir kenarı A iken bütün ayrı uzunluklara yüksekliği de ne olacak o zaman? A olacak. Tamam. Adam sana hacmini 96 kök 3 demiş. Hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklik. 6 Altıgenin alanını bulmam lazım. Altıgenin alanı neydi? 6 tane a kare kök 3 bölü 4 değil miydi? Evet. Çarpı yükseklik. A eşittir 96 kök 3'müş. Kök E buradan e, 6 ile 16, 96 sadeleşince 16 yaptı. 4 ile 16'ın çarpımı 64 yaptı. A küp 64 ise A'yı da buradan kaç bulduk? 4 bulduk. A4 çıktı. Bu prizmanın yüzey alanı nedir? E yüzey alanı alan dediğimiz taban alanları. Taban alanı neydi? 6 tane a kare kök 3 bölü 4. Yani 4'ün karesi kök 3 bölü 4'ten bir tabanda var bir tabanda var. Yani ne olacak? Çarpı 2 diyeceğiz. Artı yanal alan. Tabi bir kenarı 4 bulduk ya taban çevresi çarpı yükseklik. E taban çevresi kaç? 4'ten 6 tane var 24 çarpı yükseklik yani 4 yapacaktır. E o zaman burada şu 4'ler sadeleşsin. 24 48 kök 3 48 kök 3 artı bu da kaç yaptı 96 yaptı evet cevabımız bu şekilde olur arkadaşlar cevabımız 48 kök 3 artı 96 olacaktır evet gerçekten kolay arkadaşlar gerçekten ama gerçekten çok kolay çünkü eski bilgileriniz hala daha burada geçerli Ya e, hocam ben katı cisim çalışayım diğer konuları işte çalışmayayım olur mu olmaz Hani 3 soru yapayım TYT ve AYT'de. Tabii ki olmaz. Bütün konular birbirleriyle ilişkili. Bir bütünsel. Zincirin halkaları gibi düşün kardeşim. Neyse geldik örnek 4'e. Bu sefer açınım verilmiş. Şekildeki eşkenar üçgen dik bir zamanın düzlemdeki açınım verilmiştir. Evet eşkenar üçgen şeklindeymiş. Taban ve tavan eşkenar üçgen diğer yan yüzeylerde dikdörtgen. Yani ben buradaki üçgenlerin ne olduğunu biliyorum. Eşkenar üçgen olduğunu biliyorum. Peki açınımdaki mavi noktalar arasındaki uzaklık kırmızı noktalar arasındaki uzaklığın köküç katına eşitmiş. Ee, hemen çizelim. Mavi noktalar arasındaki uzaklık. Ya şimdi aslında mavi noktalar arasındaki uzaklık derken. Hocam sen buradan bir yükseklik çizsen. Şurayı iki eş parçaya bölecek. Buradan da bir yükseklik çizsen. iki eş parçaya bölecek. E dikdörtgen de senin şu iki eş parçaya bölünmüş parçaları birleştirdiğin zaman. O zaman şurası da şöyle doğrusal olmak zorunda değil mi arkadaşlar? Evet çekil biraz yamuk olmuş idare ediverin. Bu doğrusal olmak zorunda. Çünkü burası da dikdörtgen oldu. Çünkü sen burada bir 90 derece yükseklik çizdin. E burada da dikdörtgen oluştu. E o zaman burası da 90 yani burası doğrusal olmuş oldu. Şimdi bir daha okuyayım soruyu. Açındaki mavi noktalar arasındaki uzaklık kırmızı noktalar arasındaki uzaklığın kök 3 katına eşitmiş. Hemen kırmızı noktalar arasındaki uzaklığa da şöyle bakalım. Hmm. Bir yerden başlamak lazım şimdi. Hadi bir yerden başlayalım. Eşit ve eşkenar üçgenin bir kenarı dört kök 3 olarak verilmiş. Tamam. Eşkenar üçgenin bir kenarı dört kök 3 ise arkadaşım. O zaman burası 90'ın karşısı 4 köküsü 30'un karşısı nedir? 2 köküçtür. O zaman 2 köküçse 60'ı karşısı ne olacaktır? 30 60 90 üçgen olduğundan 2 köküçün köküç katından dolayı 6 oldu. Hocam aynı şekilde aynı eş, eşkenar eş, üçgen olduğundan bunun da yüksekliği 6'dır. Buraya bir A diyecek olursam o zaman şu dikdörtgenin bir kenarı da A oldu. O zaman burası da A oldu. 60 derece burası. Burası 90 burası da 90 olduğundan dolayı o zaman buraya da kaç derece kaldı? 360'a tamamlayan açısı 120 hatta burası da ne oldu? 30 30 120 üçgen oldu. A, A, A ise burası da A kök 3 oldu? Evet. Bana ne diyor? Kırmızı nokta, mavi noktalar arasındaki uzaklığın kök 3 katı diyor. Yani A artı 2 A artı 6'nın kök 3 katı. Kırmızı noktalar arasındaki uzaklığın kök 3 katına eşitmiş. Pardon. Mavi noktalar arasındaki uzaklık yani A artı 12. Buradaki kırmızı noktalar arasındaki uzaklığın kök 3 katına eşitmiş. A kök 3'ün kök 3 katına eşitmiş. Yani burası 3A yaptı. Attı göbür tarafa. O zaman buradan 12 eşittir. 2A mı yaptı? Evet 3A'dan A çıkınca. Böylelikle A'yı da ne bulduk arkadaşım? 6 bulduk. Buna göre açılımdaki açılımı şekildeki gibi olan prizmanın hacmi nedir diye soruluyor. Evet üçgen prizma arkadaşım şu şekilde değil mi? Evet. Biz şimdi A'yı kaç bulduk? A'yı 6 bulduk. Eşkenar üçgen bir kenarı da zaten 4 kökçü. A dediğimiz dedi şu dikdörtgenin kenarı yani yüksekliği. Yüksekliği de kaç bulduk arkadaşım? 6 bulduk. O zaman bizden ne isteniyor? Hacmi. Hacmini bulurken ne yapacağız? Taban alanı çarpı yükseklik diyeceğiz. Hadi bakalım taban alanı. alanı. 4 köküçün karesi köküç bölü 4. A kare köküç bölü 4. Çarpı yükseklik neye eşittir? Hacme eşittir. Bu ne yaptı? 16 çarpı 3 çarpı köküç bölü 4 çarpı 6'ya eşit oldu arkadaşlar. Şu 4 ile 16 sadeleşince 4 kaldı. 4 kere 3 12. 12 ile de 6'yı çarpınca 72. 72 kökü 3 yapar cevabımız arkadaşlar böylelikle. Evet örnek 4 de bu şekilde açılımla da ilgili böyle sorularla da karşınıza gelebilir. Dikkat edin örnek 4 de böylelikle bulmuş olduk. Geldik örnek 5'e. Bak bir önceki videoda anlatmıştık böyle havada bir çizgi varsa hatırla. İşte bunu kullandırmış. Adam ne demiş? Ali Bey uzunluğunu 6 demiş. 6 6 her yer 6 mı? Evet. Düzgün altıgen dik bana yüzey alanı isteniyor. Yani ben yüksekliği bulmalıyım. Adam bir de bana burayı 10 köküç vermiş. E hocam ama da bir doğru gördüğümüz an ne yapıyorduk? Bir üçgen oluşturuyorduk. Üçgen ama yüzeyden çiziyorduk değil mi? Hemen yüzeyden çizelim. Hop çizdik. Yüzeyden çizince bu üçgen nasıl bir üçgen oldu? Dik üçgen oldu. Niye? Çünkü bu yükseklik zemine dik. Zeminden geçen bu düzlemdeki bu doğru ya da dik olmak zorunda. Yani şurası da 90 derece oldu. E hocam bu altıgenin köşegeni burası 120 derece. Bunlar da 30 30. 30 30 120 üçgeni 6 6 ise burası 6 kök 3 oldu. A Pisagor bağıntısı 6 kök 3 10 kök 6 8 13 geninin kök katı değil midir? O zaman burası da 8 kök 3 yaptı. Şimdi yüzey alanını bulabilirim. Yüzey alanı alan dediğimiz şey taban alanları. A kare kök bölü 4'ten 6 tane yok muydu arkadaşlar? 6 tane eşkenar üçgen. A kare kök 3 bölü 4'ten A kare kök 3 bölü 4'ten kaç tane olacak? 6 tane var. Yani 6 tane A kare kök 3 bölü 4 daha doğrusu. Hemen şöyle yazayım başa. 6 tane A kare kök 3 bölü 4'ten 2 tane var. Bir tabanda bir tabanda. Artı yan alan taban çevresi çarpı yükseklik. Taban çevresi 36 değil mi? Bir kenar 6 ise taban çevresi 36 yapıyor. Çarpı yükseklik diyeceğiz arkadaşlar. İşte bunu düzenleyeceğiz. Hadi bakalım düzenleyelim. Şunu 2 ile sadeleştirsek 2. Bunu 2 ile sadeleştirsek 3. 36 çarpı 3 108. Evet 108 kök 3 yaptı burası. Sonra artı bir de ne var? Şu 36 çarpı 8 kök 3 var. 36 çarpı 8 kök 3 de 6 kere 8 48. Değil mi? 3 kere 8 24. 288 kök 3 yaptı. O zaman alan da böylelikle ne yaptı? 108 ile 288'i toplarsak kaç yapıyor? 8 8 16 96 396 kök 3 yapmış oldu arkadaşlar. Bazen işlem hatası yapıyorum. Yaptıysam da uyarın. Ee, en azından diğer arkadaşlar afallamasın. Tamam. Evet örnek 5'i böylelikle ne bulduk yüzey alanını? Çünkü yüzey alan isteniyor. Yüzey alan dedi tüm alan. Yanal alan deseydi sadece yanal alan. O da taban çevresi çarpı yükseklik olacaktı. Biz ne yaptık? Taban alanı iki tane var. Taban ve taban olmak üzere. Bir de artı yanal alan dedik. Olayı bitirdik. Geldik buraya. İşte yine havada bir doğru var. Ali kara uzunluğunu vermiş. Ali kara uzunluğunu 21 vermiş. E hocam bu ne verilmiş? Şekildeki ikiz kenar yamuk dik prizma. Evet tabanı ve tavanı aynı olan ikiz kenar yamukmuş. Bu ikiz kenar yamukta evet çok güzel 5 5 2 verilmiş bir de 8 verilmiş. Hmm. Şu ikiz kenar yamukta ben şurada bir işlem yapayım. Bunu gerektiriyor galiba. Evet buranın 5 buranın 5 buranın 2 buranın da 8 olduğunu biliyorum. İkiz kenar yamukta ne yapıyorduk? Dikmeler ya da köşegenler değil mi? Burada dikmeler mantıklı. Şu dikmeleri çizecek olursam. Dikmeleri çizdiğim zaman en azından şuradaki yüksekliği bulmuş olurum. E dikmeyi çizdim. Şu dikmeler ne yapıyordu? Şuradaki parçaları iki parçaya ayırıyordu. İki eş parçaya. İki ise iki tamam de altı kaldı. Üç, üç. Yani buradaki yüksekliği kaç buldum ben o zaman? Dört buldum. Şimdi ben bunu bulmak istiyorum. Şu uzunluğu kullanmak istiyorum. Bu uzunluğu kullanmak için de ne yapacağım arkadaşlar? Bu uzunluğu kullanmak için yok. Neyi bulmam lazım? Prizmanın hacmi. Yüksekliği bulmam lazım. Yükseklik için de tabii ki şu uzunluğu kullanmam lazım. E ne yapacağım? Burada bir üçgen oluşturacağım. Hadi üçgen oluşturayım. Hop şunu şöyle çizince. Hocam üçgen oluştu. Bu zemine dik olduğu için zemindeki şu yamuk zemindeki doğru ya da şu yükseklik olan doğru dik olmaz mı? Olur. Yani burası 90 derecedir. E buradaki artık şu uzunluğu bulmaya çalışacağım. Bu uzunluğu nasıl bulacağım? Bak şimdi biraz önce bir yükseklik çizdiğimde şurayı kaç bulmuştuk? 4 bulmuştuk. Burası kaçtı? 3. E, aynı şekilde bu yüksekliği de çizdiğimizde 3. Buraya da 2 kalmıştı. Hatta kalsın aşağıda yapmıştık o işlemi. Buraya kaç kaldı? 5 kaldı. E, burada şu zemindeki pisagordan 4 ve 5'ten dolayı burayı bulurum. A diyelim. A kare neye eşittir? 4'ün karesi artı 5'in karesi. 16 artı 25'ten. O da kaç yaptı? 41 yaptı. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Şuraya H diyeyim. 21'in karesi de neye eşittir? Evet a kare artı h kare eşittir. A kare de 41'e eşit olduğu için 21'de kaç yapıyor 21'in karesi de 441 yapıyor galiba değil mi? 21 ile 21'i çarparsam 21 burası 42 burası 441 yapıyor. Evet, 441'den 41 çıkınca da 400 yaptı. H kare h'ı da buradan kaç bulduk? 20 bulduk. Evet h 20 çıktıysa olay bitti. Çünkü prizmanın hacmi isteniyor. Hacim dediğimiz nedir? Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı dediğimiz nedir? Şu alta yapmam lazım. Taban alanı dediğimiz nedir? Bir yamuk alt taban artı üst taban. Yani 8 artı 2'den 10. Çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz kaç? 4 bölü 2. Evet 10 çarpı 4 bölü 2 taban alanı çarpı yükseklik. Yani 20. E o zaman bu 2 ile bu 2 4 sadelesini 2 yapsın. 20 ile 20'nin çarpımı da kaç yapar o öyleyse? 400 yapar. Dolayısıyla örnek altının cevabını ne bulduk arkadaşlar? 400 bulduk. Ama bir önceki videoda biz bu uzunlukları kullanmayı öğrenmeseydik. Bu soruları yapmak bizim için zor olmaz. Bir de arkadaşlar evet o yüzden bir önceki videoda gerçekten ama gerçekten önemli bir video. Üst üste koya koya gideceğiz. Genelde işte şu uzunlukları kullanamamakla yani şuradaki 90 dereceyi böyle kullanamamaktan dolayı soruları yapamıyordunuz. Yoksa katı cisimler ya da prizmalar gerçekten ama gerçekten çok basit. Ne öğrendik şimdiye kadar? Bir yanal alan taban çevresi çarpı yükseklik bir de hacim taban alan çarpı yükseklik. Başka da bir şey öğrenmedik arkadaşlar. Hep eski bilgilerimizi koyuyoruz üst üste. Evet, geldik buraya. Evet, güzel bir soru. Şekil 1'de dikkat edin çok hoş bir soru. Yüksekliği 12 birim olan üçgen prizmanın içinde bir miktar su vardır. Prizma şekil 2'deki gibi yan yüzeyi üzerine konulduğunda suyun seviyesi AB kenarının orta noktasına geliyor. Evet, AB'nin orta noktasına gelmiş, şöyle şöyle gelmiş. Buna göre şekil 1'deki suyun yüksekliği nedir diye soruluyor. Arkadaşlar, şekil 1'de de aynı kap var, şekil 2'de de aynı kap var. Şekil 1'deki suyun hacmiyle şekil 2'deki suyun hacmi aynı değil mi? Evet. O zaman şekil 1'deki V suyla şekil 2'deki V suyu ne yapacaksınız? Eşitleyeceksiniz. E hacim deyince aklımıza ne geliyor? Taban alanı çarpı yükseklik geliyor. Hocam şekil 1'deki su üçgen prizma. Şekil 2'deki su ne? Sakın bana dikdörtgen prizması demeyin. Tabanı ve tavanı aynı mı? Değil. Çünkü burası A iken burası ne? 2A. Tabanı 2A'lık bir dikdörtgen. Tavanı da A'lık bir dikdörtgen. Dikdörtgenler prizması değil bu. Ne demiştim prizma olması için? Tabanı ve tavanın aynı olması lazım. Bazen prizmalar yan yatıkta gelebiliyor. Bak şöyle baktığın zaman bu tabanla bu tavan aynı değil mi? Evet. Bu yamuk prizma. Yani ben buradaki taban alanına ulaşmam lazım. A. Taban alanına oranlamasına ulaşabilirim ben burada. Şurada oranlamasına nasıl ulaşabilirim? Hocam şunlar birbirine eşit ya. Hani 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 ya. E şuradaki alan A iken burası 3A olmuyor muydu? Evet. Evet. Olay bitti. Taban alanı çarpı yükseklik. Burası da yükseklikte en başta ne verilmişti? 12 verilmişti. Hala daha burası 12 mi yan yattığı zaman da? Evet. E burada taban alan çarpı yükseklik diyeceğiz. Öbüründe de taban alan çarpı yükseklik diyeceğiz. Bak üçgenin alanı 4A yaptı. O zaman burada da üçgenin alanı nedir? 4A'dır. O zaman her ikisinde de V su aynı olduğuna göre hacimleri birbirine eşittir. Suların hacimleri birbirine eşittir. Buradaki suyun hacmi nedir? Taban alanı çarpı yükseklik. Yani yüksekliğimiz ne? X. Yani 4 A çarpı X suyun hacmine eşittir. E buradaki taban alanımız ne? Taban alanımız bu sefer bak bu taban alanı 3A yaptı. Tabanı ve tabanı aynı yamuk. Yamuk prizmadan bahsediyorum bu sefer. Bu taban alanı kaç? 3A. 3A çarpı yüksekliğimiz de 12. 3A çarpı 12 diyeceğiz. A'lar nanay. Buradan da ne geldi? 4X eşit 36 ise X'i de buradan kaç bulduk? 9 bulmuş olduk. Gerçekten çok güzel bir soru. Bu soru mantığında bir soru mutlaka gelir. Yani bir kabın içerisinde bir kabı tam doldurmayacak şekilde su koyarlar. Yan yatırırlar, eğik koyarlar. Öyle yaparlar, böyle yaparlar. Bu mantığı e, iyi anlayın. Bak burada taban alanı çarpı yükseklik olduğu zaten hacimde kullandık. E burada da taban alanını yamuğu taban alanı lazımdı. E zaten kopyayı veriyor. Şunlar eşit diyor. Burada bir benzerlik var. Bak benzerlik alan ilişkisinden sonuca ulaştık. Yani yine işin içinde ne var? Üçgen var aslında. Görüyorsunuz benzerlik alan ilişkisi hatta. Evet hoş bir soru. Buna lütfen dikkat. Geldik 8'e. Evet 6, 8, 10. Tamam. Şekil 1'deki dik üçgen prizma 4 eş parçaya bölünüp şekil 2'deki gibi yerleştirildiğinde eşkenar dörtgen elde ediliyormuş. E sen bu şekilde birleştirdiğin zaman burada kaçılar 90'lıkları bir birleştirirsen olur. Burası 6, 8 ise atıyorum. O zaman 8 ise burası da 6'dır. O zaman burası da 8'dir değil mi? 6 8'lik şeyleri koyduğun zaman 10 10 10 10 10 oldu mu? Eşkenar dörtgen oldu mu? Oldu. Sonra bu işlem sonrasında cismin alanı 32 birim kare arttığına göre. He, şimdi bak buraya h diyecek olursak her bir parça 4 eş parçaya ayrılmış ya. H h h h. Evet burada ne yapacağız arkadaşlar? Bu işlem sonrasında cismin alanı 32 birim kare artmış şu artan kısım. Yani bunun alanı şunun alanına 32 ekleyince elde edilecek. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Bunun alanına 32 ekleyelim. Hadi bakalım bunun yüzey alanı nedir? Yüzey alanı nedir? Taban alanından 2 tane var. 6 çarpı 8 bölü 2'den 2 tane var. Artı yan alan. Taban çevresi çarpı yükseklik. Yani 6 8 10'un toplamı nedir? 24 çarpı 4 h. İşte tüm alan mı yaptı bu? Evet. Bunun alanına 32 ekleyecekmişim. Neye eşit olacakmış? Diğer tarafın alanına eşit olacakmış. Evet. Bu da eşkenar dörtgen bir prizma yaptı mı? Yaptı. Eşkenar dörtgen bir prizmada da ne oldu arkadaşlar? Burada ne yapacağız? Taban alanı nedir? Köşegenler çarpımının yarısıdır eşkenar dörtgende. O da 16 çarpı 12 bölü 2 değil mi? 16 çarpı 12 bölü 2 Bundan kaç tane var? 2 tane var. Artı bir tane var arkadaşlar. yanan alan. Yan alan da nedir? Taban çevresi çarpı yükseklik. Yani 10, 20, 30, 40 çarpı haşa eşit olacaktır. Evet. Buradan artık sonuca ulaşacağız arkadaşlar. Burası kaç? Şurası böyle baktığımız zaman 96 haş. 96 haştan 40 haş çıkınca kaç haş kalıyor? 56 haş kalıyor. Sonra burası kaç? Böyle ikiler gitti. 48. 48 ile 32'nin toplamı kaç yaptı? 48 ile 32'nin toplamı da 48 80 yaptı. 80'i de öbür tarafa atacağız. Şunlar şunlar gitti. 16 çarpı 12 eksi 80 mi yaptı arkadaşlar burası? Evet. Şimdi burada 16 ile 12'yi falan çarpmayla uğraşmayayım ben. Her iki tarafı 8'e böleyim. 8'e bölünce 7 haş yaptı. 8'e bölünce burası 8 ile, 8 ile sadeleşince 7 yaptı. 8'e böldüğüm zaman burası 2 yaptı. Yani 24 eksi. Bunu 8'e bölünce de 10 yaptı. E o zaman 7H eşittir 14 oldu. Böylelikle de H kaç çıktı arkadaşlar? 2 çıktı. Evet gördüğünüz üzere soruda ne diyorsa onu yaptık. Başka bir şey yapmadık. İşte bu şekilde de böyle yeni nesil dediğimiz şeyler bu. Kesip başka bir parça oluşturuyoruz. Katı cisimler zaten yeni nesilde de çok uygun. Çok da güzel bir şekilde e, soru uydurabilirler. İşte o sorulardan bir tanesi de bu. Bu şekildeki üçgen prizmi kesip başka bir şekil oluşturma işlemiyle de ilgili yine soru karşınıza gelebilir. Bu da gerçekten ama gerçekten çok hoş sorulardan biri arkadaşlar. Evet böylelikle örnek 8'i de hallettik. Yani dik prizmaları şöyle bir alanından bahsettik. Hacminden bahsettik. Güzel şeylerden bahsettik. Şimdi özel prizmalardan bahsedeceğiz. Onu da bir sonraki videoda. Bir sonraki videoda dikdörtgenler prizması ve kare prizmadan bahsedeceğiz herhalde. E, o zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.